hakiki derviş. Bir padişahın çocuğu hastalanmış. Ellerinden geleni yaptıkları halde bütün hekimler çaresiz kalmış. Padişah ellerini açıp, "Ya Rabbi, çocuğum şifa bulursa ülkemde yaşayan dervişlere şu kadar akçe sadaka vereceğim." diye adakta bulunmuş. Haftalar sonra padişahın çocuğu iyileşmiş. O da adağını yerine getirmeye niyet ederek akçeleri keselere koymuş ve vezirini çağırarak, "Al bu keselerin içinde ne kadar akçe varsa zahitlere dağıt." demiş. Vezir aklı başında kurnaz biriymiş. Keseleri almış. Akşama kadar dolaşmış. Akşam olunca gelmiş. Keseyi padişahın önüne bırakmış. "O kadar aradığım halde hiçbir zahit bulamadım. Kimseye bir akçe veremedim." demiş. "Padişah, bu nasıl iş? Nasıl söz?" demiş. "Ben biliyorum ki bu şehirde 400 zahit var." Vezir, "Ey cihan padişahı, zahit olan para almıyor. Almak isteyen ise zahit değildir." Padişah gülmüş. Orada bulunanlara dönerek şöyle demiş. "Benim vakitlerini Allah'a ibadet hasreden, dünyadan el etek çeken bu insanlar hakkında ne kadar muhabbetim varsa, bu yaramazın da o kadar düşmanlık ve inkarı vardır. Bununla beraber o haklıdır. Bir zahit akçe lira alırsa, git ondan daha zahit birisini tedarik eyle. Derler ki, dervişlerin yolu 10 esastan ibarettir ki, zikir, şükür, hizmet, taat, başkasını kendisine tercih, kanaat, tevhid, tevekkül, teslim, tahammüldür. Her kim bu sıfatlara sahipse, kıymetli kaftan giymiş olsa bile derviştir. Fakat boş boğaz, zevk ve sevasına tabi olan, türlü nahoş arzular besleyen, gündüzleri akşama, evet, akşama kadar boş boş, gereksiz düşüncelerle, nefsinin peşinden koşan, geceleri sabaha kadar gaflet uykusunda geçiren, ortaya ne gelirse yiyen, diline ne gelirse söyleyen kimse, aba giymiş olsa bile derviş değildir. Kaba giysiler içinde ne müminler, aba içinde ne kafirler vardır. Ey içi takvadan uzak, fakat üzerine riya elbisesi giyinmiş olan kimse, sen ki evinde kuru bir hasır üzerindesin. Kapına 7 renkli perde asma, perde asma aşk olan."